üyeleriyle ilgili açıklamalarında deniyor ki bizler bize yönelik ifadeleri, gizli tanık ifadelerini bile, bizim hakkımızdaki iddiaları dosyaya konulan kısıtlama kararı nedeniyle aylar sonra öğrenebildik. Doğru. Bu da bu kısıtlama kararı da şöyle söyleyeyim. Kısıtlama kararı da soruşturma aşamasında, dava açılmamışken, daha en üst soruşturma, yani kişiler tutukluyken, o dönemde iddianamesi açılmamışken evrakları, dosya içerisindeki bilgileri, belgeleri sanık ve sanık vekili görmesin diye kullanılan bir yöntem. Kısıtlılık kararı var dedin mi avukat yaklaşamıyor. Yani savunmaya baştan beri anlattığınız engellere bir engel daha, bir darbe daha. Tabii, şimdi bakın burada ne deniyor biliyor musunuz? Bırak biz sanığın işini görelim, bitirelim, sen sonra gel savunma yap deniyor. Onun için kısıtlama kararı da bir yargılama aşamasında avukatın ve savunmanın önünde çok temel bir engel olduğu gibi aynı zamanda çoğu kez insan hakkı ihlalleri yaratan bir durum. Çünkü savunma hakkını yok ediyorsunuz. Şimdi ben savunma yapacağım ama neyle suçlandığımı bilmiyorum. Hakkımda toplanmış olan delillerin mahiyetini bilmiyorum. Bu söylediğiniz yargının, hukukun, adaletin insanlık tarihi kadar eski sürecinde kaç yüzyıl önce zaten geride bırakılmış bir meseledir? Sadece Roma hukukunda bile geride bırakılmıştır. Düşünün, Roma'da binlerce hukukunda bile önce, yoktu. Evet, yok, geride bırakılmıştır. Ama şimdi bunları yaşıyoruz. Ve bakın, yargı reformu derken aslında reform sözcüğü heyecan yaratır. Ama yargı reformunda bunlar olur. Bunları yapmadan siz buna yargı reformu derseniz yani affedersiniz abesle iştigal ediyorsunuz. Neresi yargı reformu bunun? Bakın birinci paket geçti. Ne değişti? Sözcü davası 28'inde tekrar hakim karşısına çıkacak. Cumhuriyet davasının eski çalışanları hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi bir karar vermişti. Serbest bırakılmaları konusunda ve beraat etmeleri konusunda. Çünkü bunlar yazardır, düşünce özgürlüdür filan demişti. Biz de hukuk biraz ilerliyor mu diye bir umutlanmıştık. Ama mahkeme direndi. Üstelik o mahkeme direnirken yargı reformu da çıkmış. Ya. Ve kanunda eleştiri sınırları diye bir kavram getirilmiş. Eleştiri sınırları, şimdi bu kişilerin eleştiri sınırlarını ve yazarların yazılarından dolayı suçlanamayacakları getirilmiş. Bunu da Adalet Bakanlığı, ki ben adalet perisi diyorum. Tamam. Çıkmış anlatmış. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzoğlu Türkiye'ye evet aman ne büyük özgürlükler geleceğini söylemiş. Peki ne oluyor? Cumhuriyet Gazetesi davasında bunu siz mahkemenin basit bir hukuki anlayışta direnişi olarak görebilir misiniz? Tam tersine İstanbul Dükalığı diye yargı içerisinde bir grup var, klik var. HSK'da da bunun savaşları var. İstanbul direniyor şimdi burada. Yani böyle göreceksiniz. Adalet Bakanlığı da zor durumda. Yani bu şu Cumhuriyet davası kararına baktığınız zaman zor durumda. Şimdi 28'inde sözcü davasında yargı reformu paketi çıktı, yasalaştı. Hepsi beraat edecek diye bakabilir misiniz? Yok, hala diken üstündeyiz. Öyle mi? Elbette. Cumhuriyet davasında direnen mahkemeler sözcü davasında ne yapar onu bilemeyiz. Bu sözcü de tabii hani iktidarın radarında olduğu için dediği gibi Celal Ülgen'in hani her şey olur mu olur.
aslında asla olmaması gereken bir şeyden söz ediyoruz biliyorsunuz. Sözcü ve FETÖ. Bu radar sözcüğü var ya, son derece önemli bir sözcüktür. Radar, FETÖ döneminin çok önemli sözcüğüdür. Radara girdin mi yok olursun. Ya. Radara girmek çeşitli yöntemlerle olur. Mesela Emin Şirin 1 Mart tezkeresinde AKP içerisinde örgütlendiği için radara yakalandı ve Ergenekon davasının içine atıldı. İşte mesela işte bir başkası bir başka eylem yapıyor, radara takılıyor için. Şimdi bu radar da şimdi bizim AKP döneminde, AKP yargısı döneminde geçerli. Çok iyi gidiyorsun ama günün birinde bir radara takıldın mı gittin, yandın. Reise yanlış yaptın mı bitti. İşte radar o şimdi. Eğer reise geçmişte ne yapmış olursan ol, FETÖ'ye milyonlarca dolar akıtmış ol. İşte söyledim, Talip Öztürk kim diye soruyor ya, tank palet fabrikasının kamuoyunu pek bilmediği ortağı için abisi müebbet hapisle mahkumiyet almış, yargılanmış, mahkumiyet almış. O elini kolunu sallayarak gitmiş. Bir de Erdoğan'ın baş danışmanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğraf çektirmiş. Kim bilir neden? Ha, radarlar iki türlü. Bir kırmızı yanıyor, bir de yeşil yanıyor biliyorsunuz. yeşil yanarsa geç diye bir şartı yeşil, var ya. Evet, yeşil yanarsa geçiyorsunuz. Evet. O yeşil artık dolar yeşili mi ne yeşili? Bak yeşil yeşil anlıyorsunuz. Evet. Şimdi bunları konuş bitmiyor. Cezaevleri o kadar doldu ki ya bir infazda indirim yapalım da boşaltalım noktasına geldi ve ikinci yargı paketi de bunu öngörüyor. Evet. Peki bu öngörüde mesela ifade özgürlüğü aslında birinci yargı paketiyle bunun halledilmiş olması lazım. Diyelim ki Selahattin Demirtaş kendi yani ifadeleri nedeniyle yargılanıyor. İşte avukatlar, gizli tanıklarla, ifadelerle, grup yorum üyeleri, şarkılarıyla, ifadeleriyle vesaire. Bu af değil de gizli af, indirim size göre nasıl bir hazırlık yapılıyor? Terör suçları dışında kalacak deniyordu ama gene düşünce ve ifade terör suçu sayılacaksa kimi kurtaracaklar? Ne olacak orada? Yani üst sınır olarak bir 5 yıl düşünüyorlar. Olursa ki 5 yıl büyük bir şeydir, süredir. Belli suçlarda cezasının son 5 yılına girmiş, bütün suçlarda kapsama alanına girecek diye düşünüyorum. Ama terör suçları dışında konacak. Terör suçları konusunda kapsam dışına alındığı zaman acaba Anayasa Mahkemesi geçmişte olduğu gibi hayır terör suçlarıyla diğer suçlar arasında bir ayrım yapılamaz, bu bir ayrımcılıktır deyip bir iptal kararı çıkarırsa hepsi girecektir. Ama bir suçun terör suçu ya da düşünce suçu olduğunu nasıl ayıracağız? Şimdi, aslında ayırmak çok kolay da İşte, ayırmıyorlar. Ayırmıyorlar işte, onun için nasıl ayıracağız diyorum. Bunu ayırmak için akıl ve mantık olmak lazım. O aklı ve mantığı eğer kullanmıyorsanız, bilinçli olarak terk etmişseniz ayıramazsınız. Çünkü istediğiniz yere bu düşünce suçudur, bu terör suçudur diyorsunuz. Şimdi mesela şeyde Selahattin Demirtaş'ta bir örgütlü suç yok sanıyorum, bir örgüt. Hayır, öyle yok, bir evet. Yani en son kişisel tutuklama bir kararı verilen şey bu Ekim ayında gene yeni bir suçlu. Önce tahliye edildi. Bu ayrıydı. Evet. Şimdi gene bir ifade özgür, yani bir sözleri nedeniyle olmaz konuşması efendim, nedeniyle. Bu terör suçu olmaz şimdi. Bunun terör suçu olmayacağı. Bu arada basit. Selahattin Demirtaş demişken dün CHP'den 3 kişilik bir heyet gitti. Aralarında tıp insanı, tıp doktoru olan şey de vardı, Veli Ağbaba da vardı. Gittiler, ziyaret ettiler. HDP heyeti de gitti, ziyaret etti Demirtaş'ı kaldığı cezaevinde. Sağlık durumu iyi demişler ama şöyle bir şey var. Holter denilen bir şey takılmış. Ben de bilirim bunu. Seyyar EKG gibidir. Sizin
nabzınızı, tansiyonunuzu ve kalp ritminizi ölçer. Saat dakika dakika. Evet, ölçer ona kaybeder. Göre işte stent mi takmak lazım, ne yapmak lazım ona göre karar verilir. Ama çok ciddi bir şey atlatmış. Yani bayılmış ve başını vurmuş. Bilinç kaybı yaşamış galiba. Evet, başını falan vurmuş. Yani bu haldeyken de bir hafta sonraya doktor randevusu verildi. Mesela bu bir insan hakları ihlali değil midir? Merak ettim. Ya tutuklular ya da mahkumlar cezaevine girdikten sonra devletin artık hüküm ve tasarrufu altındadır ve her şeyi, bütün sağlığı, ruhsal durumu hepsinin sorumlusu devlettir. O nedenle cezaevlerinde sağlık koşullarını iyileştirmek ve böyle rahatsızlık durumu yaşanan kişilerin derhal tam teşekküllü hastanelere sevkini sağlamak, tam teşekküllü hastanelerde, cezaevlerine yakın hastanelerde tutuklu kovuşları açmak ve gerekli güvenleri almak devletin işidir. Bunları yapmıyorsanız, ben cezaevine koydum artık cezaevi doktoru ne yaparsa yapsın diye bir peşin hükme girerseniz insan haklarını ihlal edersiniz. Vallahi insan hakları ihlalleri zaten hani diz boyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde, bizde yargının gündeminde. Nasıl olacak da olacak bilmiyorum. Hele sağlıksa söz konusu olan, şu termik santraller konusunda bir şey söylemek istiyordunuz siz. Evet, yani termik santrallerde yani şaka gibi. AK Parti ve MHP'nin birlikte yasalaştırdığı bir şeyi, kanunu Cumhurbaşkanı veto ediyor ve yandaş medya bir gün önce söylediğinin tam tersine dönerek bu sefer Cumhurbaşkanı'nın ne kadar çevreci olduğunu anlatmaya çalışıyor ve gülüyorum, ben de başka yapacak bir şey yok. Vallahi bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı kısacık paylaşayım müsaadenizle. Hakikaten ben de çok güldüm. Hani olur mu bu kadar olur? Yani insan yazarken mesela ben merak ediyorum. Hiç tanışmadım da Abdülkadir Selvi ile. Hani ciddi bir adama benziyor gördüğüm kadarıyla. Bunları yazarken hakikaten gülmek gelmedi mi içinden, merak ediyorum. Şimdi diyor ki iktidar ve muhalefet insan sağlığı ve çevre açısından önemli bir işbirliğini imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallara filtreleme sisteminin takılması ile ilgili düzenleme bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bugün termik santrallara 2,5 yıl ek süre tanıyan 50. madde çıkarılacak. Genel kurulda görüşülmesi için 48 saat beklenmesi gerekiyor aslında bu konunun veto edildiği o süreç nedeniyle. Ama yine iktidar muhalefeti işbirliğiyle bu süre beklenmeden yarın meclise görüşülüp kabul edilecek. Şimdi iktidar ve muhalefet önemli bir işbirliğine imza attı cümlesini kurarken, ay insan bazen gelir ya böyle, ay sinir tuttu beni dersiniz. Ay dayanamıyorum dersiniz. Gözünüzden yaş gelir herhalde. Ya da gelmesi gerekir. Yahu ne işbirliği? Muhalefet çırpındı çıkmasın diye. AKP ve MHP evet diye el kaldırdı. Erdoğan da sanki hiç orada değil, bilmiyormuş gibi veto etti. Bakın bu yazının başında, ortalarında bir yerlerde anlatıyor. Bu mesele AKP grup toplantısında konuşulmuş. Erdoğan'ın bilmemesinin imkanı var mı? Hayır, yasa ne? Termik santrallere 2,5 yıl ek süre tanıyan. Evet. 50. mi? Ek süre niye tanıyor? Filtre takmasın. Yani para çıkmasın cepten. Tamam da bu mu çevrecilik? Hayır ama bak mesele burada şu. Allah Allah. Yani Erdoğan bunu biliyordu. Kamuoyunda tepki gelince veto etti. Şimdi birdenbire sanki bütün bunlar yaşanmadı. O yasayı dış minnaklar çıkarttı. Dış minnak diye birileri geldi. Sızdı oraya. Ya da uzaylılar geldiler. O yasayı çıkarttılar. Ama ne oldu? Muhalefetle iktidar işbirliği el ele. Ay, delirdiniz siz herhalde. Bu kadar aklımızla alay ediyorlar. İşte yara işte medya bu. Diyor ki ya hakikaten dış minnaklar var ya, o dış minnaklar. Oo, siz bilmezsiniz neler yapar. Onlar yaptı ama başkan buna sessiz kalır mı? Öp dedi. Şimdi muhalefetle iktidarda el ele işbirliğiyle, ay alay ediyorsunuz herhalde. Ha nedir?
İşte Abdülkadir Selvi hala bunun için Hürriyet'te ve bayağı ciddi, en ciddi yazarı halinde. Ama 48 meslektaşımız atıldı Hürriyet'ten. Tazminatları verilmiyor. En son onu soracağım size. Bir grubu Hürriyet'in önüne gitti. Gitmeden önce ne oldu biliyor musunuz? Utanmaz birileri, kim bilmiyorum, tomaları çağırdı. Tomaları. Hürriyet binasının etrafına toma geldi yanına. Ne yapacaksa o gazeteci çocuklar. Geldiler. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Allah aşkına. Utanç verici ya. Tabii bu filmi biz... Tazminatsız attığınız çocuklar için... Kaçıncı kez izliyoruz bu filmi? Tazminat bir ay falan oldu neredeyse bazıları için. Gidin mahkemeye demek istiyorlardır. Mahkemeye gidince çünkü ne oluyor? Zaman kazanıyorlar. Ne almış oluyorlar? Mesela kredi alsa o parayı... dünya kadar faiz verecekler. Ama bu parayı vermemekle... kredisiz, sadece yasal faizle... o parayı kullanmış oluyorlar. Şimdi mahkemeden %100 çıkacak, alacak parayı çocuklar. Ve üstelik de sanıyorum tazminatlı, birçoğu tazminatlı çıkışı verilmiş. Tazminatlı çıkış verildiği zaman tazminatın ödenmesi lazım haklı bir sürede. Ödenmeyeceği için dönecekler, tekrar mahkemeye gidecekler. Bence bir kötü niyet tazminatını da ödemeleri lazım. Yani hem, ha, öyle bir şey mi var? Hem tazminatlı, onu avukat arkadaşlar bilirler orada. Yaparlar, özellikle uzman arkadaşlara gideceklerdir. İş hukukunda gazetecilik, özellikle gazetecilerin fazla mesaileri veya tazminatları daha farklı düzenlemeye tabii. Örneğin kıdem tazminatlarında gazetecilerde tavan yok. Yani o bakımdan haklarını alacaklardır oradan ama... Ama gecikmeli. Gecikmeli alacaklardır. Biz bu filmi daha önce görmüştük. Çok. İşte Demirören grubunda çalışan Mustafa Mutlu tazminatını mahkeme kararından aldı. Dünya kadar avukatlık ücreti vermek zorunda kaldı. Parasından kesildi. Başka arkadaşlar da öyle. Tabii paralarından da bu arkadaşların... legal olarak avukat arkadaşlara da para verilecek. Onlara da para verilecek. Tazminatlarını almadıkları için erken ceplerinden para çıkacak. Ya, sürüncemede kalacaklar. Zaten. Evet, yani böyle bir devran ve burası Patagonya. Bir defa konuşmuştuk ya Patagonya diye. Ya. Türkiye değil. Aslında evet, Patagonya'yı konuştuk gerçekten. Evet. Çok haklısınız. Bu ay birçok davada önemli duruşmalar, tarihler var. Özellikle Aralık sonunda Gezi davası. Osman Kavala biliyorsunuz. Bakayım bugün kaçıncı gün olmuş. Osman Kavala 2 yılı aştı. 2 yıl artı 34 gün. Bu alçak FETÖ'de ne farkı İçeride. Var bu yargının? Bu alçak FETÖ dediğim ve işin ilginç tarafı bu alçak FETÖ lafını ben mahkemede de kullandım. Hmm. Yani FETÖ'cü yargıçlara mahkeme tutanaklarında vardır. Öyle mi? Evet. Kullandım. O dönemden bugüne kadar geçti de ne değişti? Düşünüyorum da bakın işte bu mesela Gezi davası özellikle yeni kuşak FETÖ'cülerin oluşturduğu bir kumpas davadır. Gezi davasından dava çıkar mı ya? Çıktı. Bu ay bakalım yıl sonuna kadar yargıda adalet adına bir yol alabilecek miyiz? Göreceğiz. Ve gene tabii ki birlikte olacağız, konuşacağız. Benim umudum neredeydik, yok. Nereye geldik? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şu iki yargı reformu yasalaştıktan sonraki uygulamayı gördükten sonra hiç umudum yok.
Neyse biz gene umudumuzu kesmeyelim. İçeridekilere de adalet arayan, özgürlük bekleyen herkese selam ve sevgilerimizi gönderelim. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.